Arkadaşlar merhaba. Bugün tekne hazırlamış olduğum kerajini tekne yüzeyine alınmasını anlatacağım. Bir yeni atölyeye taşındım. Bunları evde hazırladım. Bir önceki videomda mevcut işte 6 litre bir kerajin direkt olarak mikserledim. Bunu nasıl yapıldığını anlatmıştım. 6 litre suyu bir kovanın içine koyup sonra şimdi kıvama baktığımız zaman kıvam bu şekilde. Yani bakın bir akışkan. Hep söylüyoruz salep kıvamında herhangi bir tekne yüzeyinde iyi bir çalışma sonrasında elde ettim. 45 dakikada hazırladım ben bu kitriyi. 45 dakika içinde eritebilmiştim kerajini. Ve hala bir köpüklenme mevcut. Bu tamamen köpüğünü aktardım. 5 litre boydu. Bir litre de şunu ekleyeceğim. Tekne bu şekilde kitreyi tekne yüzeyine aldım. Ama ne var? Şu tekne yüzeyine baktığımız zaman üzerinde fareler mevcut. Şöyle bir yaklaştırayım. Şimdi bu köpüklerin de ne yapması lazım? Gitmesi lazım. Bu köpüklerin de alınması gerekiyor. Bunun için de yapmam gereken o köpükleri almak için bir de aynı zamanda teknenin tamamen yüzeyinin bu gerginliğin alınması için, statik enerjinin alınması için yapacağım gazete uygulaması. Tekne üzerine bu dönem daha fazla videolar çekmeye çalışacağım. Kanalın devamı için de abone olmayı unutmayın. Sorularınız olduğu sürece bu sorularınızın hem cevaplamaya çalışıyorum ama aynı zamanda bu sorular çerçevesinde yeni videolar anlatmaya çalışıyorum. Biraz kenarına alıyorum bu şekilde. Çok hoş şeklim var. Eski gazeteleri tercih ediyorum. Gazeteleri olması bir noktada saman kağıdı oluyor. Daha güzel bir enerji alıyor. Tekne yüzeyim şöyle 35'e 50 gayet iyi bir tekne yüzeyi. Burada daha iyi işler yapılabiliyor 35'e 50. Daha önce biri 2 metre bir tekne yapmıştım. Onda da çalışmalar yaptım. Tabii ki bunun için kağıt üretmek gerekiyor. Kağıt kurmak gerekiyor. Ve o tekneyi kontrol etmek biraz daha zor oluyor. Şimdi şöyle tekne yüzeyine baktığımız zaman bu tarafta şu alanda bir köpüklenme mevcut. Geri tarafta bu mevcut değil. Yani bu şekilde çevirdiğimizde şöyle çevireyim. Bu tarafta herhangi bir köpüklenme durumu söz konusu değil. Şimdi bu durumda bu köpüğün biraz daha kaybolması için, çünkü sürekli gazete yüzeyini buradan çektiğim için buraya toparlanıyor. Bu sefer ne yapacağım? Ters işlem yapacağım. Biraz daha
geçip diğer taraftan çekmeye çalışacağım. Bir de eski gazetelerin kullanmasının en büyük yanı, ben bazen böyle şeylerde biraz beklettiğim zamanlarda bu gazete, eski gazetelerde okumadığım yerleri bir daha okuma olanağı buluyorum. Tekne yüzeyine silmemiz gerekiyor çünkü bu deniz kadayıfının tekne yüzeyine kağıtta fazla kalmasını istemiyorum. Çünkü maliyetleri de arttı, sıyırarak. Bir de bu sıyırma işi şöyle de oluyor. Sebebi daha eliniz yine kağıt bunları yaptığımız zaman o kağıtların tamamen alanını da yine kolaylaştırıyor. Bu sefer de bu tarafa birikmeye başladı. Bu birikenleri de bu sefer yine tersten almaya başlayacağım. Sıyırma dediğimiz işlem, şöyle kenardan hemen çevireyim biraz daha. Teknenin kenar yüzeyine çekerek, yani kitlenin boya, kitlenin kağıtta kalmasını önlemek. Şimdi tekne yüzeyine baktığımız zaman büyük çoğunlukla tekne yüzeyinde köpüklenme fazla kalmadı. Şimdi tekneyi biraz dinlendirme fazına geçmem lazım. Dinlendirme fazı yapıldıktan sonra bu 10 dakika sonra boya öt ayarına geçecek. Çünkü yeni bir tekne ve boyalarımın öt ile ayarının nasıl yapılacağını da yine video altına almaya çalışacağım. Evet, tekneyi bu şekilde ne yapacağız? Kapatmış olacağız. Büyük çoğunlukla o statik elektriğini aldım taşımadan. Kapların değişimi, o direkt olarak santrifüj ettiğim süre içinde çıkan sürede bu gerginlenme ve statik elektrilenme sürecinde oluşabilecek tüm elektrikleri bu şekilde almaya çalıştım ve tekne yüzeyini bu şekilde bir süre bekletirken çalışacağım boyaları ne yapmaya başladım? Çalışacağım boyaları da bir bir yüzeye çalışma alanıma alacağım ve sonrasında hemen çalışacağım boyaları da önce şu şekilde hazırlamış olduğum direkt olarak ötleriyle beraber hazırladığım boyalar vardı. Bunları güneşte beklettim bir iki ay boyunca. Tamamen rengin oturması için. Genelde boya hazırlanması için de bir videoda ne yapacağım çekeceğim. Şu şekilde boyalarım ötlü bir şekilde hazır. Tabii ki her teknede yeniden bir boyanın hazırlanması ve düzenlenmesi gerekiyor. Onun için de yine bir videoda bunları ne yapmış olacağım, anlatmış olacağım. Ebru üzerine böyle genel itibariyle bir video serisi çekmeye devam etmeye çalışacağım. Bu arada böyle destek için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda isteyen, dileyen kişiler için de Ebru teknesini, aynı zamanda Ebru boyalarını hazırlayıp tüm şekliyle hazırlayıp gönderme durumunda söz konusu olabilir. Şöyle bir kavanozda, şu şekilde bir kavanozda boyaları hazırlayıp kitreyi de aynı şekilde hazır bir konuma getirerek ne yapabiliriz? Gerçi sıvıların aktarımında bir sıkıntı olmaz ise o kişilere de bunları destek olarak yapabiliriz.
Şimdi bu süre, geçen süre içinde tekne yüzeyini bir kontrol edeceğim. Tekne yüzeyinde tamamen açık ve berrak bir hal aldı. Şu şekilde baktığımız zaman tekne yüzeyi. Köpüklenmeler çok önemli değil artık. Tekne yüzeyi tamamen oluştu. Ve biz bu şekilde artık ne yapabiliriz? Boyalarımızı, boya öt ayarına da ne yapabiliriz? Girebiliriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.